Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimya 2. dönem 2. yazılı provasıyla karşınızdayız. Artık dönemin, hatta senenin son yazılısı ile ilgili son provalarımızı yapıyor olalım artık. Zaman kaybetmeden şöyle bir karşımıza hangi konular çıkacak, hangi bilgilere sahip olmalıyız bir gözden geçirelim, bir hatırlayalım istiyorum. Öncelikle 3. ve 4. ünitelerden sorumlu olacağız arkadaşlar. 3. ünitemiz neydi? Asitler, bazlar ve tuzları tanıdığımız, bunlarla ilgili bazı çalışmalar yaptığımız bir üniteydi. Neler bilmemiz gerekiyor peki bu üniteye dair? Öncelikle asitleri, bazları bir tanıyor olmamız lazım. Kimler asittir, kimler bazdır, günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin bu özelliklerini biliyor olmamız lazım ve bu asitlerin, bazlarının, asitler hangi özelliklere sahiptir? Basic özellik gösteren bir maddenin hangi özelliklere sahip olması gerekiyordur? Bunları biliyor olmamız gerekiyor. İndikatör kavramına hakim olmamız gerekiyor. Tabii ki indikatörleri ezbere biliyor olmamıza gerek yok, turnusol kağıdı hariç, ama bu indikatörün ne olduğunu ve ne anlama geldiğini biliyor olmamız gerekiyor ki asidik çözeltide farklı, bazik çözeltide farklı renk alan maddelere biz indikatör diyorduk. Ve bunların sulu çözeltilerini bileceğiz. Yani suyun içerisinde çözdüğümüz zaman, ki bir asidin, bazın, asitliğinin, bazlığının ortaya çıktığı yer sudaki çözünmüş durumudur. Suda çözününce bunun bir anlamı vardır. İşte o suda çözündüğü zaman H+ iyonu oluşturanların asit, OH iyonu oluşturanların baz olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bunların çözünme tepkimelerine birazcık hakim olmamız gerekiyor. Ve ardından tabii ki bu çözeltileri oluşturduktan sonra verdikleri tepkimeleri biliyor olmamız gerekiyor. Nötralleşme dediğimiz tepkime türü asitlerin, bazların birbiriyle tepkime verdiği durumdu ve nötralleşme tepkimesi sonucunda, yani bir asitle bazın tepkimesi sonucunda tuz ve suyun açığa çıkması gerektiğini biliyorduk. Burada tabii ki amonyak gibi bir istisnamız vardı. Sorular üzerinde tekrar bahsedeceğiz bundan. Ve asitlerin, bazıların metallerle yaptıkları tepkimelerden bahsetmemiz gerekiyor. Onu biliyor olmamız gerekiyor. Metalleri 4 gruba ayırmıştık hatırlıyorsak. Soy metaller, yarı soy metaller, amfoter metaller ve bunun yanı sıra aktif metaller ve bunların hangi asitlerle, hangi bazlarla nasıl tepkimeler verdiğinden bahsetmiştik. Sorular üzerinden tekrar geçeceğiz bunun. Ardından hayatımızda asitler, bazlar gibi bir konumuz var. Burada belli başlı asitlerin, bazların fayda ve zararlarından bahsetmiştik. İşte hangi alanlarda kullanılıyorlar veyahut bunların yanlış kullanım durumunda sebep olabilecekleri zararlardan bahsetmiştik. Bunlara hakim olmamız gerekiyor. 3-5 tane asit, baz var zaten. Bunları da ezbere biliyor olmamız gerekiyor biraz. Ardından çalışırken alınması gereken önlemlerden bahsedeceğiz. Burası zaten çok kolay bir kısım. Tuzlara gelince, asitlerin, bazların tepkimesi sonucunda tuzlar açığa çıkıyor demiştik. İşte bazı tuzların özelliklerini, yaygın adlarını, sistematik adlarını ve hangi alanlarda kullanıldıklarını biliyor olmamız gerekiyor. Bir diğer ünite olan kimya her yerde ünitesi, yani dönemin 4. senenin 4. ve son ünitesinde bazı şeyler bilmemiz gerekiyor. 2 ana başlıkta incelemiştik bu üniteyi. Yaygın günlük hayat kimyasalları ve gıdalar olarak. Yaygın günlük hayatımızda kullandığımız kimyasallar nelerdir? Temizlik maddeleri var öncelikle tabii ki. Burada sabun ve deterjan üzerinde durmuştuk. Polimer maddeler var. Bazı polimerleri tanımıştık. Polimerin ne olduğundan bahsetmiştik. Bu polimerlerin özellikle geri dönüşümünden bahsetmiştik. Hangi polimerlerin nasıl geri dönüşebileceğini, geri dönüşüm sembollerinin ne anlama geldiğini söylemiştik. Hani içerisine bazı rakamlar yazıyordu bu sembollerin ve rakam büyüdükçe geri dönüşümün zorlaştığını belirtiyorduk. Kozmetik malzemelerden bahsetmiştik. Hani güzelleşme için, hoş görüntü için kullanılan malzemelere kozmetik malzemeler diyorduk. İlaçlardan bahsettik. İlaç türleri, hangi formlarda ilaçlar var? Bunlardan birazcık bahsettik. Buraya hakim olmamız gerekiyor. Sorularda çözerken de bunları tekrar ediyor olacağız zaten. Gıdalar konusunda hazır gıdalardan bahsettik. Yani hazır gıdaları katkı maddeleri oluşturuyordu. Çoğunlukla katkı maddeleri vardı. Ancak bir maddenin hazır gıda olarak tanımlanabilmesi için illaki katkı maddesine ihtiyaç duymuyordu. Isıl yöntemlerle elde edilen paketli gıdalarda yine hazır gıdalar kategorisine giriyordu. Burada pastörize ve UHT yöntemiyle elde edilmiş sütlerden bahsediyorduk. Yenilebilir yağ türlerinde katı yağlar, sıvı yağlar, bitkisel yağlar ve margarinlerden bahsediyorduk. Ardından endüstride yağlarla da belli endüstriyel yöntemlerle elde edilen yenilebilir yağ türlerinden tekrar bahsetmiş oluyor. Şimdi sorular üzerinden birazcık daha olayları detaylandıralım, hatırlayalım, geçelim. Bize bazı maddeler verilmiş. Bunların turnusol kağıdını kırmızı yapanlar ve mavi yapanlar olarak sınıflandırmamızı istiyor. Şimdi şunu biliyorduk ki turnusol kağıdı asidik ortamda kırmızı renk alırken bazik ortamda mavi renk oluyordu. Yani aslında bize burada sormuş olduğu şey yukarıdakilerden hangileri asittir bunu belirle ve buraya yaz. Hangileri bazdır, baz olanları da buraya yaz diyor. Şimdi bakalım çamaşır sodası hangi özelliği gösteriyordu? Çamaşır sodası bazik bir özellik gösteriyordu. Çoğu temizlik malzemesi gibi çamaşır sodası da bazik özelliğe sahipti. Saç yağı bir diğer adı sülfürik asitti, zaten adı üzerinde HCl2SO4 sembolüne sahipti. Asidik özellik gösteriyor olacak. Limon yine benzer şekilde ekşi tadı zaten limonun aslında asit olduğunu bize kanıtlayan bir etkendi. Çünkü asitlerin ekşi tada sahip olduğunu, bazılarının ise acı olduğunu belirtiyorduk. Kezzap yine nitrik asidin yaygın adıydı. Kezzap da asidik özellik gösteriyordu. Sabun bazik özellik gösteren bir maddeydi. Sönmüş kireç yine bazik özellik gösteren bir maddeydi. Kanın bazik özellikte olduğunu belirtmiştik. Tekrardan belirtelim, hatırlayalım. Bunları nereden bileceğiz? Ezberleyeceğiz arkadaşlar gerekirse. Sirkenin ise yine ekşi tadı onun asit olduğunu bize kanıtlıyordu. Şimdi hangileri baz hangileri asit belirledikten sonra işimiz çok kolay artık. Kırmızı yapanlar, kırmızıcılar kimler olacak? Buradaki asitler, yani B, C, D ve H buradaki asitlerimiz oldu. Yani kırmızıcılarımız oldu. Maviciler hangileri peki? Buradaki bazlarımız, yani A, E, F ve G ise buradaki turnusol kağıdını maviye çevirecek olan maddelerimiz. Vakit kaybetmeden diğer soruya bakalım. Bize tepkimeler verilmiş. Yani nötralleşme tepkimelerini yapmamızı istiyor. Şöyle bir hatırlamamız gerekiyor. Ürünlerini yazacağız ve denkleştireceğiz. Tepkime gerçekleşmiyorsa da çarpı işaretini koyacakmışız. Şimdi nötralleşme tepkimeleri için şu bilgi çok önemliydi. Tesir değerliğini belirlemeliydik biz asitlerin ya da bazların. Asidi tanımlarken demiştik ki suyun içerisinde H+ iyonu oluşturuyorsa o bir asitti ve suyun içerisinde çözünürken oluşturduğu H+'nın katsayısı onun tesir değerliğini veriyordu. O zaman şimdi HCl'de bir tane hidrojen var. Dolayısıyla ben bunu suda çözdüğüm zaman bir tane H+ iyonunu oluşturacak. Yani bu birdir tesir değerliği. Buraya baktığım zaman 2 tane OH oluşturuyor. O zaman tesir değerliği 2'dir. Ne yapacağız? Yapmamız gereken nötralleştirme tepkimelerinde bunların tesir değerliklerinin birbirine eşitlenmesini sağlamak. Bunun 2, bunun 1 olduğuna göre şunun katsayısına 2 yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi tesir değerliklerini eşitlememizin sebebi şu. Bundan gelen H artıyla buradan gelen OH birbirine eşit olacak ki birleşip su oluşturabilsinler ki nötralleşmenin temelinde zaten tuz ve su oluşturmak vardı. O zaman hemen yapalım. Ne diyorduk? Baz hangisi ise katyon ondan gelecek. Yani magnezyum bizim tuzumuzun katyonu olacak burada. Asidin anyonu ise tuzumuzun anyonunu oluşturacak. Şimdi buradaki asidimizin anyonu klor. Ama baştaki katsayı ne diyor? 2 tane klor olması gerektiğini söylüyor. O zaman MgCl2 bizim tuzumuzun formülü olacak. Artı kaç tane H2 oluşacak şimdi? 2 tane hidrojen buradan geldi. 2 tane OH buradan geldi. Birleşerek tabii ki 2 tane su molekülü oluşturacaklar. Her bir H+OH birleşimi bir tane su molekülü ortaya çıkarıyor çünkü. Şimdi gelelim buna. Sülfürik asit ve alüminyum hidroksitin tepkimesini yazıyormuşuz. Şimdi bunun tesir değerliğinin 2 olduğunu görüyoruz. Bunun tesir değerliğinde 3 olduğunu görüyoruz. Nasıl eşitleriz birbirine? Şunun katsayısına 3 yazarız. Bunun katsayısına 2 yazarız. Yani 2 olana 3, 3 olana 2 yazdığımız zaman tesir değerlikleri eşitlendi. Şunu da görmüş oluyoruz. 6 tane hidrojene karşılık 6 tane OH gelmiş oldu. Bu eşitlik bizim için önemli. Şimdi ne yapıyorduk? Bazın katyonunu alıyorduk. Bazımızın katyonu nedir? Alüminyum. Kaç tane var? 2 tane. O zaman 2 tane alüminyum olacak bizim tuzumuzun formülünde. Asidimizin anyonu nedir? SO4, yani sülfat iyonları var ve 3 tane sülfat olduğunu görüyoruz. O zaman bunu da şöyle parantez içerisine alarak belirtmek zorundayız. Şimdi tuzumuzun yapısı buymuş. Artı diyeceğim. 6 tane H artı ile 6 tane OH bir araya geldiği zaman da 6 tane su molekülü oluşturuyordur. Burası önemli bir kısım. NH3 yani amonyak. Amonya şurada bir hatırlamak istiyorum. Amonya bir suyun içerisine attığımız zaman ne oluyordu? Şimdi 3 tane hidrojen var burada. Hocam bu hidrojenleri görüyoruz. Asit değil midir? Demiyoruz. Çünkü bu suyun içerisine atıldığı zaman sudaki hidrojenlerden birini kaparak NH4 yani amonyum iyonlarını oluşturuyordu. Ve su hidrojenlerden birini kaybettiği için OH iyonları açığa çıkarıyordu. İşte burada açığa çıkardığı OH iyonları NH3'ün yani amonyağın baz olmasına sebep oluyor. Sodyum hidroksit o da baz zaten. OH'ı direkt yapısından çıkarabiliyor. Dolayısıyla bazla bazın tepkime vermesini tabii ki beklemiyoruz. Tepkime asitlerle bazlar arasında gerçekleşir. O zaman şu tepkimeye bakarsak diğer soruyu çözmek için. Amonyağın tesir değerliği kaç oldu? Dedik ki suyun içerisine verdiği OH sayısı onun tesir değerliğini verir. Katsayısı 1 olduğuna göre demek ki amonyağın tesir değerliği 1'miş. Peki fosforik asidin tesir değerliği ne? Suyun içerisine 3 tane hidrojen vereceğine göre bunun tesir değerliği 3'tür. Dolayısıyla denkleştirmek için bunun katsayısına 3 yazmamız gerekiyor. Şimdi amonyağı biz susuz baz olarak isimlendiriyoruz. Sebebi ne? Çünkü asitlerle tepkimesinden diğer bazlar gibi su açığa çıkarmıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Hani suyun içerisinden bir tane hidrojen kaparak katyon oluşturuyordu ya. Burada da o hidrojeni asidin yapısından kapıyor. Dolayısıyla 3 tane NH3. Şuradaki 3 tane hidrojeni alarak NH4 iyonları oluşturuyorlar. 3 tane olduğunu belirtmiştik zaten. Demek ki bizim katyonumuz 3 tane amonyum iyonu olacakmış. Asitteki anyonumuz PO4. Bu da bizim tuzumuzun anyonunu oluşturacak zaten. Tuzumuz NH4-3-PO4 formülüne sahipmiş. Açığa çıkan su molekülü sayısına bakacak olursak. Şimdi su çıkıyor mu buradan? Dedik ki buradan açığa su çıkmayacaktır. Çünkü amonyak susuz baz özelliği gösteriyordur. Direktmen sadece tuz yapısı ortaya çıkacak. Buraya gelince şurada COOH yapısını görünce diyorduk ki bu bir organik asittir. Organik asit olduğu zaman da şu sondaki hidrojeni açığa çıkarıyordur. Yani bunun sudaki çözünürlüğü şu hidrojeni vererek gerçekleşiyordur. Hadi onu da yazalım şuraya. CH3COOH. Ben bunu suyun içerisinde çözecek olsaydım şu hidrojen hariç kısmı ne kadar uzun olursa olsun bana anyonu oluşturacaktı. Buna karşılık artı olarak H artı iyonu açığa çıkacaktı. İşte bu yüzden de bu asidik özellik gösteriyor olacaktı. Hidrojenin katsayısı 1 olduğuna göre de bunun tesir değerliğinin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Kalsiyum hidroksitin tesir değerliği nedir? Suya 2 tane OH verdiğine göre bu bizim bazımız olacak ve tesir değerliği 2 olacak. O zaman denkleştirirken ne yapacağız? Şunun katsayısına 2 yazmamız yeterli olacak. Peki tuzumuz ne olacak? Tuz için dedik ki her zaman için katyon bazdan gelir. Bir tane kalsiyum buradan katyon olarak geldi. Anyon asitten gelecek. Buradaki anyonumuzun CH3COO olduğunu bildiğimize göre ve 2 tane olduğuna göre onu da parantez içerisinde şöyle belirtebiliriz. Bu bizim tuzumuzun yapısını oluşturdu. Su ne kadar olacak peki? 2 tane H artı buradan geliyor. 2 tane OH buradan geliyor ve birleşerek 2 tane su molekülünü ortaya çıkarmış oluyorlar. Bu şekilde de denkleştirmeleri tamamlamış oluyoruz. Hemen bir tepkimeyle daha devam edelim. Bir sorumuzu daha görelim. Bize sülfürik asit, hidroklorik asit ve sodyum hidroksiti vermiş ve bunlarla aşağıdaki metallerden açığa çıkan gazların türünü yazmamızı istiyor. Gaz çıkışı olmazsa da çarpı koyacakmışız. Peki şimdi burada ne yapalım? Burada şu metal türlerini bir hatırlamamız gerekiyor. Metaller için demiştik ki 4 ana başlıkta inceliyoruz biz bunları. Bir, soy metallerimiz vardı ki soy metaller altın ve platinde sadece 2 tane. Ezberle geç. Yarı soy metallerimiz vardı ki 3 tane yarı soy metalimiz var. Bakır, gümüş ve civa. Bunları da ezberledik. Amfoter metallerimiz vardı. Amfoter metallerimizin sayısı biraz daha fazlaydı. Alüminyum ve çinko en sık olarak karşımıza çıkacak amfoter metaller. Bunun yanı sıra kurşun yine amfoter özellik gösteriyor. Kalay amfoter özellik gösteriyor. Krom ve berilyum amfoter metallerin devamı. Bir de aktif metallerimiz vardı. Aktif metaller hangileriydi peki? Geri kalan bütün metaller aktif metaller kategorisindeydi. Dolayısıyla şurayı ezberlediğimiz zaman aslında aktif metalleri de biliyor olacağız. Şimdi çinkonun tepkimelerini inceleyecek olursak. Çinko hangi grupta buradan? Amfoter metaller grubunda. Amfoter metallerle ilgili şu özelliği söylemiştik. Demiştik ki amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verebilen metallerdir ve bunlar hem asitlerle hem bazlarla, bütün asit bazlarla bu arada tabii istisnasız olarak hidrojen gazı yani H2 gazı açığa çıkarırlar tepkimelerinden. Dolayısıyla çinko sülfürik asitle tepkimesinden H2 gazı açığa çıkaracak. Şuradaki herhangi bir metali verseydi fark etmezdi, aynı şeyi yazacaktım. Hidroklorik asit tabii ki H2 gazı açığa çıkacak. Sodyum hidroksit bir baz. Onda da değişen bir şey yok. Yine hidrojen gazı açığa çıkaracak. Bu amfoter özellik gösterdiği için. Şimdi demirden bahsedecek olursak. Demir burada var mı? Yok. O zaman bu ne anlama geliyor? Demek ki demir bir aktif metalmiş. Şimdi aktif metallerle ilgili de şunu biliyoruz. Bütün asitlerle istisnasız bir şekilde hidrojen gazı, H2 gazı açığa çıkarırken bazlarla tepkime vermiyorlardı. O zaman ne diyeceğiz? Şimdi sülfürik asitle demirin tepkimesinden H2 gazı açığa çıkıyor. Hidroklorik asitle onunla da H2 gazı açığa çıkıyor. Asitlerin tamamıyla verdiğini söylemiştik bu tepkimeyi. Ancak bazlarla böyle bir tepkime gerçekleşmeyecektir. Bakıra gelince. Bakır hangi kategoride? Yarı soy metallerde. Şimdi yarı soy metallerle ilgili bilgimizi hatırlayalım. Demiştik ki bunlar ne asitlerle ne de bazlarla tepkime vermez. Sadece oksijeni olan kuvvetli asitlerle tepkime verebilirler. Bunlar da zaten sülfürik asit ve nitrik asittir. Yani karşımıza sadece bu iki asitle bunların tepkimesi çıkacak. Ve bunlarda da şöyle bir istisna durum var. Hani diğerlerinde hep H2 gazı açığa çıkardık ya. Burada yarı soy metallerin nitrik asitle tepkimesinden NO2 gazı açığa çıkarken sülfürik asitle tepkimesinden SO2 gazı açığa çıkar. Yani açığa çıkan gaz da farklı burada. Dolayısıyla bakır bir yarı soy metalin sülfürik asitle tepkimesinden SO2 gazı açığa çıkmasını bekliyoruz. Nitrik asit olsaydı NO2 yazacaktık buraya. Ancak hidroklorik asitle tepkime vermeyecek oksijen içeriği olan bir asit olmadığı için sadece iki tane asitli olacak bu. Bazlarla zaten hiçbir şekilde tepkime vermeyecek. Geliyoruz altına. Altın hangi kategoride? O bir soy metal kategorisinde ve soy metallerle ilgili bilgimiz şu. Ne asitlerle ne bazlarla hiçbir şekilde tepkime vermez. Bunlarla da tepkime vermez. Burada tek istisna sadece altın kral suyu denilen bir karışımla tepkime verebiliyor. Kral suyu da nitrik asitle hidroklorik asit arasında belli oranlarla gerçekleştirilen bir karışımdır. Çok çok istisna bir durum bu. Onun dışında hiçbir şekilde tepkime beklemiyoruz. Dolayısıyla söz konusu altınsa bunların hepsine çarpı koyacağız. Bu tepkimeler gerçekleşmez diyeceğiz. Şöyle bir nötralleşme sorusuyla yine devam edelim. Başka bir nötralleşme sorusu olsun. 80 gram NaOH içeren bir çözeltiyi tamamen nötralleştirmek için gereken hidroklorik ve sülfürik asit kütlelerini ayrı ayrı hesaplamamızı istiyor bizden. Şimdi şunu biliyor olmamız gerekiyor. 80 gram NaOH sodyum hidroksit kaç moldür? Mol üzerinden işlem yapacağız çünkü biz burada. Hatırlıyorsunuzdur, birinci dönemin ilk ünitesi bunları hesaplatmak üzereydi zaten bize. Burada sodyum hidroksitin 40 olduğunu, molekül kütlesinin 40 olduğunu söylemiş. Yani bu ne demek oluyor? 1 molü 40 gramdır. O zaman 80 gram olan 80 gram NaOH kaç moldür? Tabii ki 2 moldür gibi basitçe hesaplayabiliriz. 2 katı olduğuna göre 2 mol olması gerekiyormuş. Şimdi bu sodyum hidroksitin hidroklorik asitle tepkimesini inceleyecek olursak. HCl artı NaOH diyelim. Tepkimemizi tamamlayacak olursak. Şimdi bir tane hidrojen var yapısında, dolayısıyla tesir değerliği 1. Bir tane OH var. Bunun da tesir değerliği 1. Bu zaten en bilindik asit baz tepkimesi. Ne yapacaktı? Sodyumla klor tuzu oluştururken H'la OH'lar birleşerek suyu oluşturacak. Yani ikisinin katsayısı 1. Dolayısıyla eğer bundan 2 mol varsa benim bunu nötralleştirmek için katsayısından yola çıkarak bundan da 2 mole ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 2 mol olduğuna göre ben şunu biliyorum. 1 mol hidroklorik asit 36,5 grammış. O zaman 2 molü bunun 2 katı kadar olması gerekiyordur. Yani 73 gram kütleye sahip olmalıdır gibi basitçe hesaplayabiliriz. Aynı şeyi sülfürik asitle yapacak olursak. H2SO4 artı NaOH diyecek olursam. Burada ne olacak şimdi? Bunun tesir değerli 2, bunun tesir değerliğinin 1 olduğunu görüyoruz. 2 tane hidrojen var ama bir tane OH var sadece. Dolayısıyla ben bunları denkleştirmek istiyorsam şunun katsayısına 2 yazmak zorundayım. Şimdi açığa çıkan tuz ne olacak o zaman? 2 tane sodyum olduğuna göre Na2 olacak. Sülfat da benim asidimden gelen kat anyonum olacak. Na2SO4 tuzu gelecek. Artı ne kadar su çıkacak? 2 tane OH'a karşılık 2 tane hidrojen geldiğine göre 2 molekül su açığa çıkacaktır. Şimdi soru bana şunu söyledi. Dedi ki sodyum hidroksitten elimizde 2 mol varmış. Bu 2 molü kaç mol sülfürik asitle nötralleştirebiliriz biz? Katsayı 2'ye 1 olduğuna göre 2'ye 1 şeklinde devam etmeliyiz. Demek ki 1 mol sülfürik asit olması yeterli olacak bu nötralleştirme için. Benden istediği şey 1 mol sülfürik asidin kütlesi, ki zaten soru onu direktmen vermiş bana. 1 mol sülfürik asit 98 gramdır demiş. Cevabım da bu olacak. Yani 98 gram sülfürik asit veyahut 73 gram hidroklorik asit kullanırsam ben nötralleştirmeyi tamamlayabilirim. Bir diğer soruya geçecek olursak, yaygın adı verilen tuzların formüllerini yazınız ve sulu çözeltilerinin asidik mi, bazik mi yoksa nötr mü olduğunu belirtmemizi istiyor bizden. Sofra tuzu diyor. Birazcık ezber olacak buralar artık. Sofra tuzu dediğimizin formülü neydi? NaCl'ydi. Hemen hatırlayalım. Burada bizim tuzumuz asidik özellik mi gösteriyor, bazik özellik mi gösteriyor? Ona bakarken şunu yapmamız gerekiyor. Bu bazı ve asidi nedir? Hangi asitle bazın tepkimesinden NaCl oluşur? Şimdi sodyum katyonlarını getiren NaOH'tır. Klor anyonlarını getiren HCl'dir. Yani buradaki bazımız NaOH, asidimiz HCl. Şimdi NaOH kuvvetli bir baz, HCl kuvvetli bir asit. İkisi de kuvvetli ise buradan elde edeceğimiz tuz nötr bir tuz oluşturacaktır. Yani ben bu tuzu suyun içerisinde çözersem oradaki pH 7 olarak kalır. pH'ın değişmesine sebep olmayacaktır bu şekilde. Şimdi çamaşır sodasına gelirsek hemen hatırlayalım, birazcık ezberimizi tekrar konuşturalım. Na2CO3 formülüne sahipti. Burada sodyum iyonları kimden gelecek? NaOH'dan gelecek. Peki CO3 kimden gelecek? H2CO3'ten gelecek. Yani bu iki asit ve bazın tepkimesinden biz bu tuzu elde edebiliyoruz. Sodyum hidroksitin kuvvetli bir baz, karbonik asitin ise zayıf bir asit olduğunu biliyoruz. O zaman kuvvetli bazla zayıf asidin tepkimesinden hangisi döver? Kuvvetli döver. Dolayısıyla baz döveceğine göre ortamın bazik olmasını bekleyeceğiz. Şimdi gelelim nişadıra. Nişadır dediğimizi yine ezberimizi konuşturalım. NH4Cl formülüne sahip olduğunu biliyoruz. NH4 iyonları kimden geliyordu? Amonyaktan geliyordu. Hani demiştik ki amonyak NH3 dışarıdan bir tane hidrojen alıp NH4'e dönüşür. Cl kimden geliyordu? O da hidroklorik asitten geliyordu. Şimdi biliyoruz ki amonyak zayıf bir baz özellik gösterirken hidroklorik asit kuvvetli asit özellik gösteriyor. Kuvvetli olan döveceğine göre, yani asit burada üstün olacağına göre ortam asidik özellik gösterecektir. Devam edelim. Kireç taşı dediğimiz neydi? Ca(OH)3'tü. Yani kalsiyum karbonattı. Dolayısıyla kalsiyum nereden gelecektir? Ca(OH)2 kalsiyum hidroksit bazından gelecektir. Karbonat ise benzer şekilde H2CO3 yani karbonik asitten gelecektir. Yine kuvvetli bir baza karşılık zayıf bir asit var işin içerisinde. Dolayısıyla bunların tepkimesinden oluşacak ortam bazik özellik gösterecektir. Baz kuvvetli olduğu için. Bize bazı indikatörler vermiş. Bu indikatörlerin asidik ve bazik ortamda aldıkları renkleri de tablo olarak belirtmiş. Buna göre diyor aşağıdaki ortamların alacakları rengi siz belirtiniz. Burada yapmamız gereken nedir o zaman? Ortamın asidik mi bazik mi olduğunu belirtmek. Ortamın asidik mi bazik mi olduğunu söyledikten sonra zaten kullanacağımız indikatörün hangi rengi alacağını yukarıdaki tablodan biliyoruz. Şimdi H artı iyonu OH iyonundan fazla ise bu nasıl bir ortamı tanımlar bana? Tabii ki asidik bir ortamı tanımlar. Çünkü asitliğin getirisi H artı ile oluyordu. Bazlığın getirisi OH iyonuyla oluyordu. H artı iyonunun fazla olması ortamın asidik olmasının kanıtıydı. O zaman ne yapacağım ben? Şimdi asidik bir ortama metil oranj katıyorsam hemen bakıyorum. Metil oranj asidik ortamda kırmızı renk alıyormuş. Hemen yazıp geçebilirim. Buraya bakalım. 25 santigrat derecede, yani oda koşullarında, bu iki şekilde de gelebilir karşımıza. 25 santigrat derece ile ilgili şunu biliyoruz ki pH'ın 7 olduğu değer nötrlük değeridir. Yani pH 7 ise oradaki hidrojen ve OH iyonları derişimi birbirine eşittir. Eğer pH 7'nin üstündeyse ortam bazik, pH 7'nin altındaysa da ortam asidik özellik gösteriyor olacaktı. Şimdi 8.4 dediğine göre ortamın pH'i 7'den büyük olduğu için ortamın bazik olduğunu buradan anlayabiliriz. Bazik bir ortam var. Bazik bir ortama bromtimol mavisi katıyorsam hemen bakıyorum. Bromtimol mavisi bazik ortamda mavi renk alıyormuş diye yazıp geçebilirim. Çinko ile tepkime verip demir ile tepkime vermeyen çözeltim. Bunu hangi maddeler özellik olarak gösterebilirdi? Demirin az önceki tablodan hatırlayalım, aktif bir metal olduğunu, çinkonun ise bir amfoter metal olduğunu hatırlayalım. Şimdi amfoter metallerle ilgili demiştik ki hem asitlerle hem bazlarla tepkime veriyor. Aktif metaller için dedik ki sadece asitlerle tepkime veriyor. Dolayısıyla bir ortamda çinko tepkime verirken demir tepkime vermiyorsa bu o ortamın bazik özellikte olduğunu gösterir. Eğer asidik ortam olsaydı çünkü demir de tepkimeyi verecekti. O zaman ne yapıyoruz? Ortamın bazik olduğunu anladık. Bazik ortamda metil oranjın aldığı renge bakıyoruz. Sarı. Hemen yazabiliriz. Gümüş ile tepkimesinden. Şimdi gümüşün yarı metal olduğunu, yarı soy metal olduğunu hatırlıyoruz. Yarı soy metaller ne yapıyordu? Sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkime verebiliyordu. Şimdi bu ne diyor bize? Gümüşün NO2 ile gümüş ile tepkimesinden NO2 gazı çıkardığına göre demek ki ortam HNO3 çözeltisiymiş. Başka çaresi yok bunun. HNO3 yani nitrik asit de tabii ki asidik özellik gösteriyordu. Asidik özellik gösteren ortamda bromtimol mavisinin rengine bakıyoruz. O da sarıymış. Hemen onu da yapıştırıyoruz ve cevaplandırmamızı tamamlıyoruz. Aşağıda bazı tuzlar verilmiş bize. Bunların hangisine endüstride ve günlük hayatındaki kullanım alanına verilen örnek yanlıştır diyor. Şimdi sodyum klorür ile ilgili ne biliyoruz biz? Bu sofra tuzu olarak bilinen tuzumuzdu. Sofra tuzu ise deri tuzlamasında kullanılıyor. Hani derilerin kokmasını engellemek için kullanılan bir tuzdu. Buna verilen örnek doğrudur. Bunun yanı sıra PVC üretiminde de yoğun olarak kullanılıyordu mesela. Na2CO3 yani çamaşır sodasıydı bunun yaygın adı. Sodyum karbonat tuzumuz. Adı üzerinde zaten çamaşır ağartmasında kullanılan bir tuz çeşidiydi. NaHCO3 yani sodyum bikarbonat. Bilinen adıyla karbonat, bu kabartma tozu olarak kullanılıyor. Gıda ürünü olarak kullanılıyor. Azot yok ki yapısında biz bunu azotlu gübre olarak kullanabilelim. Buradan zaten saçma sapan bir cevap olarak karşımıza dururdu. Cevabı yakaladık. Kullanım alanı yanlış verilmiş çünkü bunun. Kalsiyum karbonat CaCO3 ise kireç taşı olarak biliniyordu ve tabii ki inşaatlarda inşaat harcı olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra tabii ki heykelcilikte de kullanılan bir tuz çeşidiydi. NH4Cl yani amonyum klorür, bilinen bir diğer adıyla nişadır ise öksürük şurubunda kullanılan tuz yapısından biriydi. Bu da doğru bir örnek olarak vermiş. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. Böylece kavramları da hatırlayalım. Deterjan, sabun gibi yüzey aktif maddelerin suya tutunan polar kısımlarına ne isim veriliyordu? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Şöyle çiziyorduk biz sabun ya da deterjanın, hani şöyle geliyordu. Buradan burası apolar kısmı oluyordu. Bunun yanı sıra bu tarafta da baş kısmı oluyordu. Şöyle COOH şeklinde gösterebiliriz burayı. Burası polar kısmı oluyordu. Burası apolar kısmı oluyordu. Burası suyu sevmiyor. Burası ise suyu seviyor. Suya tutunan kısmı şuradaki baş kısmı. Suyu sevmek nasıl ifade ediliyordu peki? Hidrofil olarak isimlendiriliyordu. Suyu seven, suya tutunan. Apolar kısım ise suyu sevmeyen, sudan uzak duran, dolayısıyla bu apolar yapısından ötürü gidip kire tutunan kısımlardı. Bu apolar kısmı da suyu sevmeyen anlamına gelen hidrofob ismini veriyorduk arkadaşlar. ki temizliği de bu zaten bu hidrofil ve hidrofob kısımlar sayesinde yapıyordu. Bu özellikle onu yüzey aktif madde haline getiriyordu. Petrol ürünlerinden elde edilen sülfonat tuzları. Şimdi şuradaki CaOH vardı ya, hani tuzun sodyumlu kısmı, bunu sabun yapıyordu. Ancak bunu çıkarıp buraya sülfonat tuzu eklediğin zaman, sülfonat oluşturduğu zaman bu durumda elde ettiğimiz yapı deterjan olarak isimlendiriliyordu. Deterjan değil de buraya sodyum tuzu oluştursaydık yağ asitlerinin, şu kısım çok önemli. Deterjan petrol ürünlerinden elde edilirken bitkisel veya hayvansal yağ asitlerinin sodyum tuzlarıyla biz beyaz sabun elde ediyorduk. Beyaz sabun yapısı ortaya çıkıyor. Eğer sodyum tuzu değil de onun yerine potasyum tuzu elde edersek yine yağ asitlerinden, bu sefer de elde ettiğimiz yapının adı Arap sabunu oluyordu. Yani beyaz sabunla Arap sabunu arasındaki tek fark, birinde sodyum iyonları varken diğerinde potasyum iyonlarının var olmasıydı. Devam edelim. Polimerlerden biraz bahsedecek olursak, ayakkabı, paspas ve lateks eldivenlerde kullanılan polimerimiz, hemen hatırlayalım. Hani kauçuk ismi biraz daha ayakkabılardan aklımızda kalıyordur zaten. Kauçuk ismini veriyorduk. Burada kullandığımız polimerin yapısı buydu. Kurşun geçirmez giysiler ise kevlar dediğimiz polimer sayesinde elde ediliyorlardı. Parfüm, saç boyası, saç jölesi gibi bakım ve güzellik amacıyla kullanılan malzemelere hepimiz çok yakından biliyoruz artık zaten. Günlük hayatımızın vazgeçilmez malzemeleri haline geldi bunlar. Ne diyorduk? Kozmetik malzeme adını veriyorduk. Tablet, kapsül ve kaşe, bunlar hani küçük küçük ağız yoluyla çoğunlukla alınan ilaç türleriydi ve fiziksel halinden direkt aklımıza gelebilir. Katı halde oldukları için ise katı formda ilaçlar diyorduk. Merhem ve krem ne katı ne de sıvı olabilmiş, arada kalmış durumdalar. Dolayısıyla bunlara biz yarı katı formda ilaçlar ismini veriyorduk. Zaten iki türü vardı bunun. Şurup ve ampul ise ve bunun türevleri sıvı formda ilaçlara örnek olarak veriliyordu. Aşağıda bazı yağ türleri verilmiş. Bunları özellikleriyle eşleştirmemizi istiyor. Şimdi özelliklerden yola çıkarak gidelim biraz. Yemeklerde kullanılan yağ karışımıdır. Yağ karışımı ne demek? Şimdi bazı yağlar kalitesiz özellik gösteriyordu. Bazıları ise daha kaliteli oluyordu. İşte bu kalitesiz yağların da tüketilebilmesi için kaliteli yağlarla karıştırıp satışa sunuluyordu. İşte bu tarz yağ türlerini biz Riviera yağı diyorduk. Yani A'yı 3 ile eşleştirebiliriz. Asitlik derecesi düşürülerek kullanılır hale getirilen yağ türüdür. Hani aşırı asitliği fazla olan bazı yağlar kullanılamazken bunların rafinasyon işlemi sonucunda asitlikleri kullanılabilir hale getiriliyordu ve satışa sunulabiliyordu. Dolayısıyla bu tarz yağlara biz rafine yağ ismini veriyorduk. Bulanıklığı giderilmiş yağ türü, bu bulanıklığının giderilme işlemine vinterizasyon işlemi deniyor zaten. Bu sayede de satışa sunulabiliyor, kullanılabilir hale getiriliyor ve bu tür yağlara vinterize yağ adı veriliyor. Bunlar genellikle şöyle hani sıcaklık değişiminden etkilenip tekrar bulanıklaşmaya başlıyorlar. Buradan da bizim tükettiğimiz yağ vinterize mi değil mi anlamamız mümkün oluyor. En kaliteli yağ türü sadece presleme işlemi görerek elde edilen yağ türü ise sızma yağ olarak karşımızda durur ki reklamlarda sıklıkla karşılaşırız, sızma zeytinyağı şeklinde diye belirtebiliriz. Aşağıdaki ifadelerin karşılığını doğru veya yanlış olduklarını belirtmemizi istiyor. Üzerindeki geri dönüşüm sembolünde eğer 7 yazıyorsa, şimdi biz biliyoruz ki geri dönüşüm sembollerinde içeride yazan rakam büyüdükçe geri dönüşüm zorlaşıyor. Geri dönüşümü en kolay olan sembol içerisinde 1 yazandır. Dolayısıyla bunu kolaylıkla geri dönüşümü yapılabilir dememiz çok yanlış bir ifade olur. Eğer 1 olsaydı kolaylıkla geri dönüşümü yapılır diyecektik. Koruyucular, koku maddeleri, ağır metaller ve fıtalatlar kozmetik malzemelerde yer alan zararlı kimyasallardı. Kozmetik malzemeleri tehlikeli yapan zaten bunlar. Çoğunlukla katkı maddesi olarak, yan ham madde olarak kullanılan bu maddeler kozmetik malzemelerin zararlı etkilere sahip olmasına sebep oluyorlardı. Bir gıda maddesinin hazır gıda olarak kabul edilmesi için koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici gibi katkı maddesi içeriyor olması şarttır. Oysa ki pastörize süt veya UHT yöntemiyle elde edilmiş sütleri de biz yine hazır gıda olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bir gıdanın hazır gıda olması için illaki katkı maddesi içermesine gerek yok. Isıl yöntem kullanılmış olması da onu hazır gıda yapmak için yeterli bir bilgi olacaktır. Tereyağı ve margarin bitkisel kökenli katı yağlardır. Oysa ki tereyağının hayvansal gıdalardan hayvansal bir yağ olduğunu belirtebiliriz. Sütten veya yoğurttan elde ediyoruz çünkü biz tereyağı. Dolayısıyla bu ifade de gayet yanlış oldu. Trans yağ tüketimi kolesterol problemlerine yol açar. Kolesterolün en büyük sebebi zaten bu trans yağdır. O yüzden tüketeceğimiz yağlarda illaki trans yağ içermez ibaresini görmeye özen gösterelim arkadaşlar. Trans yağ ne demekti? Şöyle tekrar bir tanımlayalım. Bitkisel kökenli sıvı yağların hidrojenle doyurulması, yani doymuş yağ haline getirilmesi sonucu elde edilen yağlara biz margarin diyorduk. İşte bu dönüşüm esnasında bazı yağ asitleri trans hale geliyordu. Dönüşüm gerçekleştiriyordu. İşte orada oluşan trans yağlarda kolesterolün en büyük, özellikle kötü kolesterolün en büyük sebeplerinden birisi olarak karşımıza duruyor. O zaman güzelce sorularımızı çözüp artık provamızı da tamamladığımıza göre sizi bir ödevlendirelim diyorum arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Sıfırdan 10'a kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Çünkü hepimizin amacı 100 almak. Bu 100'ü almak için de gerçekten çalışmamız gerekiyor. Şimdi sorumlu olduğumuz konular nelerdi? 3. ve 4. ünite demiştik. Yani 3. ünite ta 136'dan başlıyor ve ardından 204. sayfaya kadar, kitabın sonuna kadar tamamı ödevimiz. Biz burayı çalışırsak mevzuyu çözeriz arkadaşlar. Bu kitapta karşımızda neler olacak, neleri çalışıyor olacağız, şöyle bir bahsedecek olursak kısaca özet olarak görelim. Kitapta konu anlatım, konu özet kısımlarında şöyle sayfa özeti ve tamamen burayı içeren bazı sorular karşımıza çıkacak. Sürekli konuyu küçük parçalar halinde özet geçerek onunla ilgili soruları bize soruyor ve konular tamamlandıktan sonra, bölümler tamamlandıktan sonra bize bölüm testleri karşımıza çıkıyor. Ardından üniteyi tamamlayınca da bütün bölüm testlerinden sonra ünite testleriyle bilgilerimizi tamamen tekrardan bir gözden geçirmemizi sağlıyor. Aynı şey tabii ki diğer ünite için de geçerli olacak. Bunu tamamladıktan sonra konu özetlerinde gördüğümüz için baya konuya hakim olmuş, tamamlamış olacağız neredeyse. Son rötuşları atmak ve ben bu konuda tamamım hocam demek içinse Tak Kimya kitabı karşımıza gelecek. Bu da bir diğer ödevimiz. Burada da yine benzer şekilde asitler, bazlar, tuzlar ünitesi ve kimya her yerde üniteleri bizim ödevimiz olacak. Yani 141. sayfadan 226. sayfaya kadar, kitabın sonuna kadar ödevimiz olacak arkadaşlar. Bu kitapta neler var peki? Nasıl şeyler karşımıza çıkıyor? Hemen şöyle 141'den açarak gösterelim basitçe. Burada da belli başlı, hani sık çıkan sorular diyebilirim, soru tarzları ile ilgili çözümlü örnekler karşımıza çıkıyor ve bununla ardından test, boşluk doldurma ve yazılı tipinde sorularla konuyu bize tekrardan şöyle bir hatırlatıyor. İyice konuya hakim olmamızı sağlıyor. Bölümü tamamladıktan sonra da yine tabii ki bölüm testleri ve ünitenin sonunda ise, ünitenin sonu bunda çok cafcaflı. Oraya dikkatinizi çekeyim. Üniteyi tamamladıktan sonra testler olarak karşımızda tabii ki tarama testi oluyor. Tarama testiyle hepsini bir hatırlamamızı sağlıyor. Ardından ünite tekrar testlerinden sonra ÖSYM tarzı, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi tarzı sorular ve en sonunda da yazılı tipinde sorular karşımıza çıkıyor. Ve bunların hepsinin video çözümlerini sistemimizden, TAS sistemimizden takip edip yanlışlarınızı, hatalı noktalarınızı telafi etme imkanı da bulabiliyorsunuz. O zaman ne yapalım artık? Ödüllü sorumuza geçelim. Cevaplandırıyoruz, yorumlarda paylaşıyoruz ve videoyu beğenmeyi asla unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.